Ya Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilerden hani sizler de görüyorsunuz maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra bir yükseliş trendi var elimizdeki vakalarda. Yani çok şükür böyle yoğun bakımımızda, hastanemizde çok büyük bir yoğunluk yok. Ama muhakkak ki bayramdan önceki gibi çok da rahat değiliz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ben bir tedbirleri elden bırakmak için çok çok erken bu defaatle vurguladık. Ve lütfen aşı olmayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmalarını istiyoruz. Bakın son bir hafta içerisinde 10 vatandaşımızı kaybettik. Yani son bir hafta içerisinde 10 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti. Onun için ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bunlardan birisi 40 yaşında ve hiç aşı olmamış bir hanımefendiydi. Onun için bir kere daha söylüyoruz. Lütfen tedbirlere dikkat edelim. Bir de aşı olalım. Yani yaş grubu aşağı doğru gittikçe aşılamada ciddi azalma görüyoruz. Ama dediğim gibi hastalığın genci yaşlısı yok. Ki son dönemde gençlerin daha fazla etkilendiği sizlerin de malumu. Dediğim gibi 10 vefat son bir haftada ve birisi 40 yaşında. Ya bence de hiç aşı olmamış. Onun için sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını, 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı dozlarını muhakkak yaptırmasını ivedilikle istiyoruz. Şimdi yine tüm il ve ilçelerimizde hep beraber tüm ekiplerimizle birlikte denetime çıkıyoruz inşallah. Ben de birazdan bu caddede hem denetim hem ilgilendirme çalışmasında bulunacağım. Tekrar sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim, Çankırı'da mavi haritayı ne zaman göreceğiz acaba? Bu yani şöyle bugün de kaymakamlarımızla yine bir hani çevrimiçi toplantı yaptık. Arkadaşlarımız büyük gayret içerisinde. İçerimizden dördünde oran %80'in üzerine çıktı. %70'in üstünü görenler var. Ama merkez maalesef %71'de henüz. Onun için bu muhakkak hem bizim gayretimize hem vatandaşımızın ilgisine bağlı. Yani inşallah gönlümüzden geçen en kısa sürede maviye geçmemiz. Ama dediğim gibi lütfen ertelemeden, ötelemeden bir an önce bu aşılar olalım. Şu an için başka bir çare yok. Şu an için başka Hastanemizdeki yatan oran nedir Sayın Bakan? Yani şöyle yoğun bakımımızda 4 hastamız var. Servisimizde de yaklaşık 30 hastamız var. Hala burada serviste. Entübe olan hastamız var mı? 4 yoğun bakım, 2 entübe. Yaş ortalaması yani düşüyor mu peki? Şöyle serviste genç hastalarımız var. Yoğun bakımdaki hastalarımız şu anda çoğunlukla biraz 70 yaş ve üzerindeki hastalarımızdan oluşuyor. Ama servisteki hastalarımızın dağılımı biraz farklı. Aşı olanlardan da hem var. Serviste hem de en şey yapan yoğun bakımda. İkisi de var doğru. Şeyden yani söylüyoruz muhakkak hani aşı %100 hani korumuyor. Özellikle yüksek yaş grubunda maalesef aşı olmuş ama hasta olan hastalarımız var. Ama şöyle aşılı hastalarımız hani serviste de öyle hastalarımız var mesela daha rahat toparlayacak gibi duruyorlar dediğim gibi. Ama hala yani hala ciddi manada aşı olmayan hem serviste hem yoğun bakımda hastamız ortaya çıkıyor. Gençlerde maalesef de sanırım görülüyor. Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör'de iki aşı olmasına rağmen testi pozitif ama yani çıktı. Çok rahat bir şekilde atlatıyor mesela. Evet. Başkanım şöyle yani zaten hani malum varyantlar vesaire üçüncü dozunda bir mantığı oydu. Yani hastalık kendi virüs kendisini yenilediği için böyle bir durum söz konusu. Ama dediğimiz gibi aşının şu anda büyük faydasını görüyoruz. Özellikle yoğun bakımda. Yani vaka sayımız artıyor ama yatan hastamız çok değil. Yatan hastamız olsa da yoğun bakıma atlamıyor hasta. Yani o aşıdan eğer mevcut durumu aşısı olarak yaşasaydı mevcut konjonktürü çok daha tablo farklı olur. Günlük vaka sayılmazsa. Pardon. Pardon. Koronayla yatıyoruz, koronayla kalkıyoruz. Siz sola sola dolaşıyorsunuz, biz spot yayınlar yapıyoruz, ne bileyim reklamlar yapıyoruz ama tabii bunların bu gezmenizin ne derecede yansıdığını, efendim yani dönüş olduğunu bilmiyorum. Şehrin dinamikleri var, yani sivil toplum kuruluşları var. Bunları hiç harekete geçirmeyi düşünmüyor. Örneğin gençler, mesela işte ülke ocakları var, Türkiye Gençlik Vakfı var, efendim gençlik Fenerbahçe var, Beşiktaş var, gençlik dernekleri var. Bunları bir falanla toplayıp bir proje geliştirir misiniz? Hepsiyle görüştük. Yani. Veya yansıdı mı bilmiyorum veya çiftçiler mesela. Yani şöyle mesela 18-24 yaş grubunda aşılama oranımız yaklaşık %55. Fena değil. Yani mesela o yaş grubu için gerçekten de fena değil. Ama daha iyi olmalı mı olmalı doğru. Yani bu sizin
sizin saydıklarınızdan çoğunluğuyla birebir görüştüm ben. Başkanlarından da ricacı oldum. Hani siz de hep kendi gruplarınızda yayın, sosyal medyalarınızda paylaşın. Böyle bir hale oluşturalım diye. Hani bu konuda. Ama muhakkak dediğim gibi yani şu anda ilçelerde arkadaşlarımız tek tek aşı olmayan bütün hastalara ulaşıyorlar. Tek tek yani istisnasız. Bütün hastalara ulaşıyorlar. Dediğim gibi çünkü daha önce de bahsetmiştim. Yani yaz döneminde periferdeki yani ilçe ve köylerimizdeki hasta sayısı şeyden daha fazla. Merkezden daha fazla. Onun için oralara bir yoğunlaşmamız var. Ama biz tekrar da görüşürüz. Ama dediğim gibi yani çoğunluğuyla birebir görüştüm. Yani şöyle yani bizim yani bu onlar da ben sözünü kesiyorum ama yani dinamik olsun. Öyle ya haklısınız ya herkesin atsın. Elinin taşının altına koyması gerekiyor. Mesela esnaf kefara atıyorum diyecek ki iki tane aşı olmayana ben kredi vermiyorum diyecek. Öbür tarafta ya maalesef hani şöyle hani ziraat odamızdan, esnaf odamızdan, ticaret odamızdan hepsinden ricacı olduk yani üyelerini özellikle. Ama hani dönüş oluyor mu size yani? Şöyle şeylerde oranlar güzel yani lokanta, kafeterya, fırın, hastane gibi hani olan yerlerdeki aşılama oranları iyi. Yani hemen hemen aşısız personel olabiliyor. Yani işverenler çalışanlarını bu manada ciddi manada zorluyorlar. Fabrikalarımızdaki aşılama oranımız iyi. Genel manada malumunuz orada şeyde oralara kadar gidip aşılama yaptığımızdan dolayı. Ama maalesef hala özellikle 40 yaştan itibaren problemimiz başlıyor. Yani 40 yaştan itibaren 40-50 arasında da aşılama istediğimiz oranda değil. İstediğimiz oranda değil. Onun için yani haklısınız. Ama diyorum ya biz hani aklımıza gelen, aklımıza gelen bütün aktörleri bu işe dahil etmeye çalışıyoruz. Ama diyorum ya fatura her gün kabarıyor işin gerçeği. Eylül ayında okullar açılmadan, ekstra bir hareket olmadan bu işi biraz daha kapatmak istiyoruz. Yani bizim hedefimiz Eylül'e muhakkak mavi olarak girmek, il olarak. Mavi olarak girmek. Biliyorum ki yani ben yaptığım bütün esnaf ziyaretlerinde de onu görüyorum. Herkesin kısıtlamaların gelmemesi temennisi var. Öyle bir korkusu var. Yani hiçbir şekilde kısıtlamaların geri gelmesini hiçbirimiz, biz de, vatandaş da istemiyor. Ama bu ancak dediğim gibi yani bu hastalığın kontrol altında olmasına, hastanemizin, yoğun bakımlarımızın rahat olmasına bağlı. Yani şu an için öyle bir şey öngörmüyoruz. Ama dediğim gibi bir an önce de vatandaşımızın, inanın yani ben 40 yaş hanımefendi görünce çok üzüldüm. Yani hiç aşı olmamış. Ciddi bir rahatsızlığı yok. Yani direkt bir hipertansiyon şikayeti var ama ciddi öyle çok kronik bir rahatsızlığı yok ama hiç aşı olmamış mesela. Yani. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, pardon. Sayın Valim, şu anda kurallara uymayanlara ceza işlemine devam ediyoruz. Bazı sitelerde veya bazı yan organlarda provokatörler çıkıyor. Çankırımızda durum nedir? Ceza işlem konusunda ya arkadaşlar, yaptırımlar devam ediyor mu? Aynen. Şimdi biz bayramdan sonraki ilk haftayı uyarı haftası olarak geçirdik hani. Ben hani o hafta kaymakam arkadaşlara da yani bir bu hafta bir uyaralım. Vatan bir rehavet oluştu çünkü vakalar düşüktü vesaire falan. Ama sonra dedim ceza uygulamaya başlayalım. Yani artık ceza uygulamaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Dediğim gibi bizim denetimlerimizde hiçbir zaman hedefimiz ceza uygulamak değil. Ama bu sefer kurallara uyan vatandaş ister istemez bundan rahatsız oluyor. Yani maske takan maske takmayan gördüğünde, kurallara uyan işletme, uymayan işletmeyi gördüğünde haklı olarak. Onun için dediğim gibi bizim önceliğimiz rehberlik. Ama dediğim gibi yani özellikle ihlalde ısrar varsa bu konuda da cezalandırmadan geri dönüyoruz. Vaka sayılarımız nedir, son vaka sayıları? Ya Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı hani tablodan bunu izliyorsunuz zaten. Her hafta bir artış var. Yani inşallah böyle bu hafta biraz daha önceki haftaya yakın bir ortalama çıkar diye ümit ediyoruz. Ama zaten Sağlık Bakanımız malum işte 43'ten başladık. Yani 89'du. Şu anda 150'lerde kaldı. Tabii. 143'te 163'te gittik. Yani bu şekilde. Ama dediğim gibi inşallah bu yangını bir yerde çeviririz. Bir yerde durdururuz bu artışı diyoruz. Ama hep beraber. Evet. Sayın Valim son bir sorumuz. Evet. Sayın Valim Türkiye'miz sel felaketleri, orman yangınları, efendim söyleyeyim COVID'le mücadele yapıyor. İlimiz Çankırı şu anda Bozkurt ilçesi ve Kastamonu illerinde destek amaçlı olarak ne tür sahalarda görev aldı? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Soru için doğru o konuyu atlıyorduk. Şimdi şöyle zaten hani serin olduğu gece itibariyle biz makine ve ekipman olarak hani zaten komşuyla olmamız nedeniyle gönderdik. Arkada hem özel idare den ekiplerimiz, merkez ve ilçe belediyelerimizden araç gereçlerimiz, itfaiye araçları, vidanjörler başta olmak üzere orada da. Ben de pazartesi günü Bozkurt'taydım.
Hani hem arkadaşlara bir selam verdim, hem orada hani Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımıza da bir görüşmede bulunduk. Yarın sabah da yani ilk etap yardım olarak 1000 koli, yani 1000 gıda kolisini bu Kastamonu'ya indirim teslim etmiş olacağız. Yani bu gece yüklenecek. Yarın sabah da Kastamonu'ya Çankırı olarak 1000 yardım kolisini, ben tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yani sağ olsun hayırseverlerimizin de desteğiyle onu hazırladık. Yarın sabah dediğim gibi Kastamonu'daki depoda Çankırı olarak 1000 yardım kolisi olacak. Bugün kaymakam arkadaşlarla yaptığımız toplantının da bir gündem maddesi zaten yardım kampanyasıydı. O konuda da hani sizlerin aracılığıyla tüm halkımızı, yani Çankırı olarak ben de varım, bizim sloganımız, afişimiz bugün şeye çıkacak. Artık gün yüzüne çıkacak hani, ama Çankırı olarak biz de varız. Onun için tüm vatandaşlarımızdan da bu konuya destek vermelerini istiyoruz. Gerçekten afetin boyutu çok ağır. Yani böyle normal bildiğimiz bir sel felaketi gibi değil. Diyorum ya, pazartesi gün ben canlı gözlerle orayı görme imkanım da oldu. Çok ağır. Allah tekrarını göstermesin. Ama şu anda birlik beraberlik içerisinde yaraları sarma zamanı. Onun için biz de varız. Sayın Valim, rakam verebilir misiniz? Toplam kaç araç, kaç personelle Çankırı, Bozkurt ya da bölgede? Bunu ayrıca paylaşalım. Çünkü parça parça gönderdik. Yani ilk gece özel idare araçları gitti. Belediyeden araçları gönderdik. Sonraki günler yine belediyelerimizin araçları falan takviye oldu. İlave istenen araçlar oldu. Onun için parça parça gönderdik. Ama dediğim gibi biz total şeyi alıp sizlerle paylaşalım. Sayın Valim, çok özür dilerim. Gündem dışı değildir bugünkü programda. Geçtiğimiz günlerde Süleymanlı Köyü muhtarımız bir açıklamada bulundu basın mensuplarına. Alana gittik. Fakat bugün bir talihsiz açıklama mı diyelim, gerçek bir açıklama mı? Müteahhit firma devlet sattı, biz aldık diyor. Süleymanlı Köyü muhtarımız da iddia ediyor. Burası usulsüz satıldı. İlimiz valisi olarak bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya nelerdir konu? Bir ortada bir usulsüzlük yok. Yani bu memleketteki malum, yani bir, şimdi tapu bizim en önemli belgelerden birisi. Orası bir şahıs arazisi şu anda. Yani evliliyatı vesairesi, yani ben onları bilmiyorum ama halihazırda orası şahsın mülkiyetinde. Bir usulsüz satış falan da yok. Dediğin gibi halihazırda köyün bir mağduriyeti de yok işin gerçeği. Yani çünkü dediğim gibi böyle köyün böyle çok istifade edebileceği bir arazi değil. Yani böyle bir mera vasfında vesaire olan. Öyle olsa zaten öncesinde siz de gittiniz, gördünüz orayı canlı gözlerle yani şu anda. Ama dediğim gibi şu anda bir mülkiyet var. Yani şahıs tarafından alınmış. Onun için şu anda yani bizim de köylerinde yapması gereken de bu mülkiyet hakkına saygı göstermek. Peki konut olarak satılmış. Şu anda müteahhit firma 30 vatkası kuracağı iddiası var. Ayrıca valisi olarak sıcak mı bakıyorsunuz? Dediğim gibi ben sıcak ya da soğuk bakıyorum. Yani bu öncesini bilmiyorum ama benim önüme geldiğinde ortada bir tapu var. Bu şahıs burayı parası bedelini ödeyerek edinmiş. Yani bizim herhangi birimizin kimlik edilmesi. Onun için diyorum ya, yani olayın farklı yerlere çekilmesini işin gerçeği şey yapmıyorum. Yani orada bir tesis olursa onlar istifade, ilk istifade edecek de o köy olacaktır muhakkak. Çünkü köylerimize yakın tesislerde muhakkak öncelikle istihdam konusunda da o köylerimiz istifade ediyor. Dediğim gibi yani konunun bence farklı yerlere polemik olarak taşınması şey değil. Yani usulsüzlük de yok ama ortada bir mülkiyet var. O mülkiyet hakkına sahip olmak. Eğer hani muhtarımızla ben de görüşürüm. Yani zaten herhangi bir şikayet, dava konusu olmuş bir işlem falan da yok. Dava hani, devam ediyor dedi biz. Oraya gittik hep beraber. Mahkeme yani süreci devam ediyor. Devam ediyor. Evet, ona rağmen kazık çakladılar falan dedi. Ben dediğim gibi yani şeyden ortada benim bildiğim, çünkü benim yanıma geldiklerinde de bir mahkeme vesaireyle ilgili bir evrak bana teslim etmediler. Varsa hani bakılır. Ama hali hazırda yani şahsın orada tasarrufta bulunmasını engelleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bir mülkiyet var. Sayın Valim, siz yakalamış kralımın böyle bir soru daha var. Basın toplantısını böyle ayaküstü geçiyor. Bu ayki basın toplantısı. Biz gelemedik de. Ben iznimi iptal ettim. Yani hani bu hafta izinliydim normalde de. Sayın bu hafta Valim, normalde izinliydim. Şu anda ilimizde eski valilik hükümet konağımız yıkıldı. Doğru. Orası bir meydan, altı otopark yapılması düşünülüyor idi. Doğrudur. Buranın ismi şaşa çomak sokulduğu iddia ediliyor. Projeler iptal edildi. Belediye başkanının yani elinden alındığı iddia ediliyor. Konular doğru mu bilir zahir olarak? Burası meydan olacak mı veya ne yapılacak oraya? Ya şöyle, zaten orası halihazırda imar planında meydan. Yani meydan. Yani park ve meydan olarak geçiyor imar planında. Yani şu anda herhangi bir değişiklik yok. Ben değişiklik olacağını da zannetmiyorum. Yani orası ne meydan olarak kalacak. Dediğim gibi imar planındaki durumu da zaten meydan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar oldu mu orada ya? Çiçeği olduk ya. Çiçeği olduk. Sağlıcakla. Öyle mi? Allah hakkımızda hayırlısı versin. Amin canım. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam sayın oğlum. Buyurun. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Yani inşallah gibi. Aş olduk değil mi? Olduk. Ben de oldum. Aman. Yani şöyle, yani vaka sayısı artsa da şimdi aşı en büyük faydası da o, hastaneye yüklenmiyor. Aynen.